Merhaba edebiyat severler. Çarkı Edebiyat programına hoş geldiniz. Vakit kaybetmeden ilk sorumuz için besteye dönüyoruz. Beste, söz sende. İlk sorumuz gittiği bir düşünce veya duyguyu inebilecek bir şekilde anlatmak. O zaman harfler yanmaya başlasın. Şatiye. Tebrik ederiz. Bu soruyu bilerek bizden 100 puan kazanıyorsunuz. Birinciliği kimseye kaptırmam. Sıradaki sorumuz için tekrar besteye dönüyoruz. Beste, söz sende. Sıradaki sorumuz Gülşen'in tarikatlarına verilen isim. O zaman harfler yanmaya başlasın. Taptu. Tebrik ederiz. Bu soruyu bilerek puanınızı 200 puana çıkarıyorsunuz ve yarışmayı galip olarak bitiriyorsunuz. Yaşasın, birinci oldum. Evet değerli öğrenciler, bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba her şeyi bilen adam. Yeniden beraberiz. Merhaba Conan Bey. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Teşekkür ederim, iyiyim Conan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım o zaman. Başlayalım. 100 TL değerindeki ilk sorumuz şöyle. Görevden ayrıldıktan sonra etrafındaki insanların tavır değiştirmelerinden etkilenen sanatçıya bu durum ünlü Azliye kasidesini yazdırmıştır. İkemi şiirin de en büyük temsilcisi olan bu şair kimdir? A. Nabi, B. Fuzuli, C. Nefi, D. Baki. İlk soru oldukça kolay. Cevap A şıkkı, Nabi. Eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Güzel bir başlangıç yaptınız. Geçiyoruz 200 TL değerindeki diğer sorumuza. Sanat doğanın kopyasıdır düşüncesini savunurlar. Yazarlar eserlerde kişiliklerini gizler. En önemli temsilcisi Emile Zola olan akım hangisidir? A. Realizm, B. Naturalizm, C. Romantizm, D. Sembolizm. Yine kolay bir soru. Cevap B şıkkı, naturalizm. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrik ederim her şeyi bilen adam. Teşekkürler Conan Bey. Şimdi geçiyoruz 300 TL değerindeki sorumuza. Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar genelde nokta nokta tarzın etkisindedir. Boşluğa uygun hangisi gelmelidir? A. Mopassan, B. Modernizm, C. Çehov, D. Postmodernizm. Yine kolay bir soru. Cevap C şıkkı, Çehov. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi geçiyoruz 500 TL değerindeki sorumuza. Gazelin bütün beyitlerinde aynı konu işleniyorsa böyle gazellere ne ad verilir? A. Yekavaz, B. Müşterek, C. Müzeyyen, D. Yek Ahenk. Fazla düşünmeye gerek yok. Cevap D şıkkı, Yek Ahenk. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam.
Geçiyoruz 1000 TL değerindeki sorumuza. Şeyhinin yazdığı hangi mesnevide öküzlerdeki boynuza sahip olmayı uman bir eşeğin kulağından ve kuyruğundan olması ana fikri ön plandadır? A. Harname, B. Hüsrev-i Şirin, C. Şikayetname, D. Felekname. Cevap A şıkkı Harname. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Şimdi geçiyoruz 2000 TL değerindeki sorumuza. Hangi oyunda kavuklu ve pi şeker dışında Acem, Karadenizli, Arnavut gibi kahramanlar görülür? A. Orta oyunu, B. Karagöz, C. Meddah, D. Kukla. Yine kolay bir soru. Cevap A şıkkı. Orta oyunu. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Tüm soruları bileceğim. Sıradaki sorumuz 4000 TL değerinde ve şöyle. Hem hece hem aruz ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Kitab-ı Hikaye-i Garibe eseri ile de bilinen aşık hangisidir? A. Sümmani, B. Aşık Veysel, C. Dadaloğlu, D. Bayburtlu Zihni. Bugün sorular oldukça kolay. Cevap D şıkkı Bayburtlu Zihni. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine doğru bildiniz. 8000 TL değerindeki sorumuz geliyor şimdi. İnsan ruhunun Allah'tan çıkıp yine Allah'a varacağı düşüncesini konu edinen şiirlere ne ad verilir? A. Devriye, B. Şatiye, C. Gevhername, D. Dolapname. Cevap A şıkkı. Devriye. Eminim ve son karar. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi 16.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Hangisi Araba Sevdası romanının kahramanlarından biri değildir? A. Bihruz Bey, B. Keşfi Bey, C. Mahpeyker Hanım, D. Periveş Hanım. Cevap C şıkkı Mahpeyker Hanım. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Sıradaki sorumuz 32.000 TL değerinde ve şöyle. Türk şiirine sembolizmi ve parnasizmi getiren isim olarak bilinir. Tiryaki Sözleri adlı özdeyiş türünde eseri olan bu sanatçımız kimdir? A. Cenap Şahabettin, B. Halit Ziya Uşaklıgil, C. Hüseyin Suat Yalçın, D. Tevfik Fikret. Yine çok kolay bir soru. Cevap A şıkkı. Cenap Şahabettin. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu arada güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Şimdiye kadar her şey yolunda gitti desek yeri var. Daha kullanmadığınız joker hakları da mevcut. Teşekkürler Konan Bey. Şimdi geçiyoruz 64.000 TL değerindeki sorumuza. Hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'e ait farklı türde bir eserdir? A. Aşk-ı Memnu, B. Mai ve Siyah, C. Kırık Hayatlar, D. Saray ve Ötesi. Saray ve Ötesi anı türünde bir eserdir. Diğerleri ise roman. Cevap D şıkkı. Eminim ve son karar. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine doğru bildiniz. Geçiyoruz 125.000 TL değerindeki diğer sorumuza.
Fikrimin İnce Gülü, Ruh Üşümesi, Yaz Sonu gibi romanları ile bildiğimiz yazar kimdir? A. Ferit Edgü, B. Sunay Akın, C. Adalet Ağaoğlu, D. Selim İleri. Cevap C şıkkı, Adalet Ağaoğlu. Eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Teşekkürler Konan Bey. Sıradaki sorumuz 250 bin TL değerinde ve şöyle. Toplumcu gerçekçiler eserlerini nokta nokta açısıyla yazmışlardır. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? A. Hümanist, B. Marksist, C. Kapitalist, D. Determinist. Cevap B şıkkı, Marksist. Eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Teşekkürler Konan Bey. Şimdi 500 bin TL değerindeki sorumuz geliyor. Tevfik Fikret'in Haluk karakterine karşı özenilen gençliği Asım'da simgeleştiren şair kimdir? A. Yahya Kemal, B. Cenap Şahabettin, C. Mehmet Akif Ersoy, D. Ahmet Haşim. Cevap C şıkkı, Mehmet Akif Ersoy. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu arada Mehmet Akif Ersoy, Tevfik Fikret ile din ve medeniyet konusunda tartışmaya girmiştir. Şimdi tam 1 milyon TL değerindeki sorumuz geliyor. Açıl Sofram Açıl adlı eseri ile Dünya Çocuk Edebiyatı Onur Belgesi'ni alan, Masalcı Baba olarak da bilinen yazarımız kimdir? A. Ruşen Eşref, B. Eflatun Cem Güney, C. Salah Birsel, D. Latife Tekin. Cevap B şıkkı, Eflatun Cem Güney. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine tüm soruları bildiniz. Hiç Joker hakkı da kullanmadınız. Açıkçası gerek duymadım. Sorular çok kolaydı Konan Bey. Demek öyle. Diğer bölümde görüşürüz o zaman. Görüşürüz Konan Bey.